Evet, selamünaleyküm. Bugün uzun zamandır sökülmeyen yer elmalarını sökmeye çalışacağım. Şimdi sökme aşamasına geçelim. Poşetlerimiz var şöyle. Hep yırtılmış bir eldivenler hasar görmüş ya. Baby'miş. Tanesi 30 lira bunların iş eldiveni babaanne. Ben fabrikada çalışırken parayla alıyordum bunları. Ben insanlara bakıyorum çok rahatlar ya. Hemen bakıyorum abi yaşlı adam rahat bir şekilde yürüyebiliyor. Yani oturamıyorsan tamam. Şey pardon kalkamıyorsan sandalyede kalabilirsin ama yani sen normal hayata devam edebiliyorsan. Biraz ufaklı olmuş. Zaten tüm meyveler gıdasızlıktan ufacık oluyor. Gıdalara ihtiyacı var. Nasıl insan olur? Gıdaya ihtiyacı var. Bunların da besine ihtiyacı var. Geç kalındı baba. Yani çok saçmalıkta ne yapacağını kapına hiç yemezlerdi. Geç kalındı babaanne. He? Zamanı her şey yerinde zamanında güzel ya. Bunlar da geç kalındı. Ekim ile Kasım'da son var bunların çıkması lazım da. Şöyle yiyelim bu. Vallahi ne işi ağzına. Onu gömme geriye. He? Toplarına iyice vallahi gömme geriye. Doğru. Yine bakar mısın? Gerçekten müthiş bir şey ya. Tam tohumluk gerçekten müthiş. Gerçekten çok güzel. Allah'ın bunu özlesi. Şuraya bakın. Her tarafında göz var aslında bunun patates gibi yerde bitiyor. Sene fazla yok dediğim gibi. Telefon düştü. Falan acil sıkmaya çalışacağız. He? Hangisi uzun? Ha bu daha kısa baba anne. Sen bununla yap. Şöyle bunu nasıl geç? Şu bunun ismi neydi baba anne? Tarak. Nerede buldun bunu? Açacağım bunu. Aç ben eğilmiyorum fazla ya. Aç 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 sen bana öyle dolandır kenarından. Buna ben sız koydum hasarı aç. Hasırdan bakıyorum. Atıyor da rüzgar. He, düşmesin diye. Ay taş koyarız. Bunlar hep düşmüş zaten. Bunlar hep düşmüş. Bu ne diyeyim de ben kalmamıştım. Siz bunda mı şey yapıyorsunuz, seriyorsunuz? Buradan çıkıyor, ağacı tarayı veriyor. Ben de onu düşünüyorum. Serpintilerini alıyorum, üstüleri gidenlerden. Şeyi değiştirelim. Bahçede atıyorum galiba, bunun işi yok. Bu ağacın da budanması lazım. Bu şekilde tarak sistemleri var arkadaşlar. Şöyle uzun karga geçirilmiş. Bana ne ver, değiştirelim. Böyle çıkan mı? Thank you.
kısa bir bahçe turu yapalım. Arkadaşlar. Şöyle zeytin ağacını silmiştik. Aslında bunu budamak lazım. Tamamen boyuna budamış. Zamanında benim budaması ve gençleştirme budaması yapılmadığı için bu haldeler. Burada yeşillenen sarımsakları diktik. Burada portakal ağacı var. Ben yemiş ağacını çok merak ediyorum. Burada da limonla mandalina var. Burada zaten zeytin var. Gördüğünüz üzere ağacın tamamen boya gittiğini görüyorsunuz. Bu hiç verimli bir şey değil. Onun için boya giden dalı tamamen ortasından bir yerine kesmek lazım. Ağacın şu eteklerinde olması lazım yani dalların. Daha çok verimli olması için zaten meyveler bu eteklerden oluyor. Ağacı tamamen böyle obur bir ağaç yapmanız lazım. Yukarı doğru giden hiçbir şekilde verimli olmaz. Bu şekilde bir zeytin ağacı, yemiş ağacı nereye gitmiş? Yemiş ağacı gitmiş yani sözde bunlar. Yemiş ağacı ne olmuş abi? Burada da bir havai köklendirme var, hala daha var. Videoyu çekeli kaç sene oldu? Bir iki sene oluyor herhalde. Bunun da bir açılışını yaparız. Yani bunun köklendiğini çok rahat bir şekilde şu ortadan görüyorum ben. Bunun çıkartılışı ve dikilişini göstermeyi unutmuşum videoda. Onun da bir kısaca nasıl dikilir, toprağın hangi kısmı hangi kısmına atılır. Onu da bir kısaca şeyini çekmek istiyorum. Arkada da bozdağları var. Burada kar yağışı, kar yağan yani Ege'nin incisi diyebiliriz aslında bozdağlara.